Evet, çok uzun bir yol aslında. Yani 29 Ekim 1923'te bizim gördüğümüz olay e, çok derin bir arka planı olan, düşünsel nitelikte de, uygulama süreci itibariyle de e, çok derinliği olan bir konunun nihayete erdirilmesi. Ama e, Cumhuriyet'in, öncelikle Mustafa Kemal'in düşünce dünyasındaki e, yeri, varlığı, ve daha sonra da bunu kafasında zaten var olan bu düşünceyi uygulamaya koyma süreci son derece uzun. Belki ta işin en başında onu diğerlerinden farklılaştıran, onu farklı bir rejime böylesine büyük bir inançla kararlılıkla sevk eden dünyasına bir bakmak gerekiyor. Biraz oradan Lütfen. meseleye bakmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili siz de biliyorsunuz aslında çok güzel bir çalışma da var. Şerafettin Turan Hoca'nın Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar gibi o başta olmak üzere. Kendisi de zaten defalarca mülakatlar verdi. Yani gazetelere verdiği röportajlar 1921'de, 22'de Ahmet Emin Yalman'la konuşmaları var, Yakup Kadri'yle konuşmaları var, diğer gazetecilerle yaptığı konuşmalar var. Bu konuşmalara baktığımızda da zaten Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını analiz etmemiz kolaylaşıyor. Her şeyden evvel elbette ki Balkan coğrafyası bence son derece önemli. E, sonuç itibariyle Mustafa Kemal'in e, doğduğu yüzyıl, e, imparatorluğun çöküş yüzyılı. Bir başka ifadeyle, belki daha doğru bir ifadeyle, çöküşü kayb kabul ettiği yüzyıl. E, 1881, yani Duyun Umumiye Teşkilatı'nın da kurulduğu bir yılda Mustafa Kemal dünyaya geliyor. Ve bulunduğu coğrafya e, Selanik bence son derece önemli bir laboratuvar. Çünkü Selanik birçok yerden farklı olarak yani imparatorluğun üç büyük hinterlandından çıkış noktasından birisi olmasının dışında ekonomik ticari canlılığın dışında Selanik birçok düşünsel hareketin de merkezi hmm. birçok olayı orada görüyoruz. Aslında genç kalemlerin kurulması orada, İttihat Terakki Partisi'nin kurulması orada. Dolayısıyla da o siyasi atmosfer, o düşünce dünyasındaki Avrupa'ya yakın olmanın beraberine getirdiği avantajla aslında Mustafa Kemal büyümeye başlıyor. Bunun devamında şüphesiz ki askeri okullar son derece önemli. Ben şuna inanıyorum her zaman. Herhangi bir meslek grubundan bir devletin içerisinde bulunduğu tam durumu analiz etme noktasında sıkıntı yaşanabilir. İstanbul'da ticaretle uğraşan birisi diyelim ki gerçekte ne olup bittiğini tam olarak bilmiyor olabilir, Hı -hı. tam vakıf olmayabilir. Ama bunu en saklayamayacağınız meslek grubu askerliktir. E, bu çerçevede baktığımızda da Mustafa Kemal'in e, askeri okullardaki o eğitimi ve imparatorluğun içerisine bulunduğu tablo, e, harp okulunu okumak için İstanbul'a geldikten sonra buradaki çabaları, kendi ifadesiyle işte harp okulunun bir odasında arkadaşlarıyla konuşmak, işte bir gazete çıkarmak, içerisinde bulunulan durumla ilgili ne yapılabilir, tespit etmek. Bütün bunlar Namık Kemal'den etkilenmek, işte dünyadaki gelişmelere vakıf olabilmek, bütün bunlar onu farklı bir tarafa doğru götürüyor. Dolayısıyla da buna tabii ki şunu da ilave etmek gerekiyor. Mustafa Kemal hep bir cephe subayıydı yani askeri ateşeliği hariç tutarsak eğer hayatı bütün meslek hayatı, cephelerde geçmiş birisi. Dolayısıyla da cepheler bir imparatorluğun bir devletin içerisinde bulunduğu durumun dönülmezliğinin görülebilmesi açısından müthiş bir laboratuvar. O nedenle orada gördükleri, tespit ettikleri şahit oldukları bütün bunlar Mustafa Kemal'de, Farklı bir pencere açtı. Farklı bir dünyayı onunla buluşturdu. Elbette ki çok okuyan bir insan. Diğer taraftan baktığınızda da. Değişik vesilelerle Avrupa'ya gitti. Orayı da gördü. Orada yaşanan gelişmelere de vakıf. İşte bugün sayısı, dökümü net olarak 3 aşağı 5 yukarı bilindiğine göre, yaklaşık 4000 küsür kitap bin kütüphanesinde olduğuna göre, söyledin. Ee, ve bunların önemli bir kısmında tarihle ilgili olduğunu bildiğimize göre e, Demek ki çok okuyan birisi. ve e, dış dünyayı tanımanın ne kadar gerekli olduğunu e, çok erken yaşlarda öğrencilik yıllarıyla birlikte fark ettiği için Fransızcasını geliştirme konusunda müthiş bir çaba içerisine giriyor biliyoruz ki. Dolayısıyla da e, gerek e, bizim yazılı kaynaklarımız gerek o dönemin son derece önemli fikir adamları gerekse, Fransızcadan okudukları, gerekse Avrupa'da gördükleri, bütün bunlar, onlar, hepsi bir araya geldiği zaman Mustafa Kemal'de bambaşka bir dünyanın var olabileceğini, bunun mümkün kılınabileceğini çok net bir şekilde düşündürüyor. Bir çocuk ara bir soru sormama müsaade eder misin? Yeni Osmanlılar, ve daha sonra da Tevfik Fikret nasıl etki yapmıştır? Yani namı Kemal'i ifade ettiğin için söylüyorum isim olarak. Evet, yani Mustafa Kemal'in düşünce dünyası içerisinde o dönem sayabileceğimiz zaten çok fazla isim Hı. yok. Dolayısıyla da hani bunlardan bir tanesi Fikret'tir, bunlardan bir tanesi Namık Kemal'dir. Diğeri elbette ki o dönemin son derece önemli oluşumu olarak Yeni Osmanlılardır. Ancak şöyle büyük bir farklılığı var Mustafa Kemal'in. Bunu Fransız ihtilallerine ilişkin kitapları okurken de zaten söylüyor, yani Rousseau'yu okuyor, Montesquieu'yu okuyor ama Mustafa Kemal'in her okuduğu, her duyduğu şey mutlak bir bilgi olarak onun tarafından değerlendirilmiyor. Yani dolayısıyla da o her attığı adımda, her düşünülen şeyde realite arıyor. Her şeyden önce akılcılık ve realite peşinde. Ee, bu da zaman zaman o dönem içerisinde gördüğümüz kimi isimlerden e, çok etkilenmiş olsa bile sonuç itibariyle bütün bu etkilendiklerini bir analiz etme, daha akılcı, daha mantıklı, daha realist bir hale getirme konusunda bir süzgecinin de var olduğunu gösteriyor Mustafa Kemal'in. Çok teşekkürler. Peki o zaman biraz daha hızlı hareket edebilmek adına... Soruyorum. Şimdi Samsun'dan itibaren başlayan bir yolculuğumuz var. Bizi evet. en nihayet sonunda Cumhuriyet'in ilanına kadar götürecek. Bu yol öyküsü hakkında ne düşünürsün? Nasıl bir süreç oldu? O kongreler, bütün o yollar nasıl bir süreçtir o süreç? Bu yolun başlangıcı tabii İstanbul. 6 hı hı. Ee, ay kadar süreç. Yani en son Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı lav edilince mütareke hükümleri gereğince malum İstanbul'a Mustafa Kemal geliyor. Bütün bu Anadolu'ya çıkma, geçme fikrinin olgunlaşması, arkadaşlarıyla yaptığı istişareler, görüşmeler evet. ve bu fikrin olgunlaştırılması, yol haritası bu 6 ay içerisinde zaten ortaya çıkmış durumdaydı. Ve kendisinin ifadesi ne de dönüp baktığımız zaman hani... E, notu başlatır ya 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Manzarayı umumiye diye tanımladığı şeyi Mustafa Kemal İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde hatta onun öncesinde şüphesiz ki bütün savaşlar, cepheler süreci içerisinde ama en sonunda Monros mütarekesi imzalandığında Adana'da olduğuna göre mütareke hükümlerin oralarda nasıl uygulandığını da bizzat görmek suretiyle o manzarayı umumiyenin fecaatine onun ifadesiyle Tamamen hakimdi. Dolayısıyla da e, Anadolu insanının da bütün bu yaşadıklarının karşısında e, bir lidere, bir e, kendisine yol gösterecek birisine ihtiyacı vardı. Ya işgal altındaydı ya da işgale uğrama olasılığı son derece yüksek olan yerlerdi bunlar. Ama ne yapacağını bilmez bir vaziyetteydi. Yani o nedenle birden çok e, fikrin, birden çok e, olayın, birden çok kurtuluş yolunun var olduğu görülüyor. O nedenle Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı her şeyden evvel bu Mondros mütarekesinin inanılmaz hükümleri ve uygulaması çerçevesinde ne yapacağını şaşırmış durumda bulunan Anadolu halkının lideriyle buluşması anı. Hı -hı. Her şeyden önce bu son derece önemli. Ancak şunu mutlaka ilave etmek gerekiyor. Evet bir yol açıldı. 1919'da açılan bu yol bizi 1923'e götürdü. Ve biz bu süreç içerisinde iki boyutlu bir hareket görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bu ülkede son düşman kalmayıncaya kadar bir silahlı direniş yapmaktır. Ve bunun gerekli koşullarını hazırlamaktır. Onu, o silahlı direnişin ihtiyaç duyduğu her şeyi temin edebilmektir. Yani orduyu oluşturabilmektir, asker kaçağını yerinde tekrar durdurabilmektir, Onların e, psikolojisini yeniden bir savaş için yönlendirebilmektir ki en zor işlerden bir tanesi bu. Yani aralıksız savaşların insan psikolojisi üzerinde yarattığı durumu da dikkate almak gerekiyor. E, diğer taraftan baktığınızda Mondros Mütarekesini bir silah bırakışması olarak kabul eden bir hükümet ilanı var. Bu çerçevede hareket eden bir e, anlayış var. Dolayısıyla da e, bu çok kolay bir iş değil şüphesiz ki. Yani fikren hazırlamak, orduyu oluşturmak, gerekli olan silah ve cephaneyi temin etmek, ekonomik kaynak yaratmak ve bütün bunları tamamlayıp başardıktan sonra bu kez e, büyük bir işte e, deha örneği göstererek, müthiş bir strateji geliştirerek cepheleri başarıyla tamamlayabilmek. Dolayısıyla da Samsun'dan çıkışından itibaren e, bizim gördüğümüz e, bu hareketin Boyutlarından bir tanesi bu. Bir ulusal bağımsızlık savaşını organize etmek ve bunu başarıyla tamamlamak. Ama aynı süreç içerisinde gelişen paralel giden başka bir olay var. O da Mustafa Kemal'in 1919'da Samsun'a adım attıktan hemen sonraki işte Amasya Genelgesi, Erzurum-Sivas Kongresi kararları bütün bunlara dikkatli bakıldığı zaman Mustafa Kemal bu ulusal bağımsızlık mücadelesinin yanına bir de ulusal egemenlik mücadelesi katmış durumda. Bu şu şey, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, <laughs> toplam 28 kongremiz var Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere ama bunların içinden ikisi çok özel. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Bugün baktığımızda 100. yılda bu iki kongreyi nasıl yorumlamamız gerekir? Ne söylememiz gerekir bu iki kongre hakkında? Ee, bu iki kongre e, Amasya Genelgesi'ndeki e, ifadelerle birlikte e, her iki kongre Cumhuriyet'e giden yoldaki kilometre taşlarıdır. Hı -hı. Bir kere her şeyden önce. Çünkü orada ifade edilen şeyler e, yalnızca e, demin sözüne ettiğim nitelikte bir silahlı direnişi mümkün kılacak adımlar değil. Aynı zamanda bir ulus egemenliği fikrinden söz ediyor. Yani ve egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir, aittir diyor. Bunu lütfen yorumlamanı rica edebilir miyim? Hani bugün bir sürü laf söyleniyor ama yüzüncü yılda şunu bir doğru düzgün anlamamız gerekir diye değerlendiriyorum. Hani şuna katılır mısın bilmiyorum. yani Uzun yıllarda işte üniversitede anlatırken hep ne dedik? Egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir demek. Bir, layık ya da seküler dünya görüşünün özüdür. İki, demokrasinin özüdür. Katılır mısın buna? Elbette ki. O zaman lütfen... Düşüncelerini bir bizimle paylaşıyorlar. Elbette ki diyorum. Çünkü dünyadaki gelişmelere baktığımızda da bu böyledir. Yani Hı. egemenliğin kaynağını değiştirme hareketi değil midir Fransız ihtilali? Çünkü orada yöneten iki kaynaktan besleniyordu sonuç itibariyle. Bunlardan bir tanesi asalettir. Diğeri de dindir. Yani Tanrı Hı. adına hükmetme yetkisidir. Dolayısıyla da dünya tarihi, insanlık tarihi, Zaten egemenliğin kaynağından bunları kaldırdığınız zaman e, ve egemenliği halka verdiğiniz zaman... ...bambaşka bir dünyayla tanıştığınızı siyasal organizasyon olarak ve toplumsal yaşam olarak... ...bambaşka bir sürece gitmeye başladığınızı gösteriyor. Onun için ben Cumhuriyet'e giden yolda bunlar son derece önemli kilometre taşlarıdır diyorum. Çünkü e, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde ifade edilen şeyler... 1921 Anayasası ile birlikte egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir birinci madde olarak yazacak Anayasanın e, dillendirilme şekilleridir. O nedenle son derece önemli. Ayrıca şunu da ilave etmek gerekiyor Lütfen. şüphesiz Sivas Kongresi'nden sonra e, İngilizlerin e, yani burada bulunanların e, ana merkeze çektikleri telgraflar var e, ve ifadeleri şudur. Anadolu hareketi süratle Cumhuriyet'e gidiyor. E, bu malumun ilanıdır hı hı. aslında. Yani her iki kongreye buradaki uygulamalara, buradaki sözlere, burada yapılanlara e, dönüp baktığınız zaman gerçekten Mustafa Kemal Cumhuriyet'e giden yolu daha kuvvetli bir hale getiriyor. Egemenliğin millete ait olan boyutunu kongrelerle birlikte ete kemiğe büründürüyor. Ama diğer taraftan da bu ne yapacağını bilemeyen Anadolu halkı için bir liderlik ve bunu mümkün kılacak nitelikte bir organizmayı da hayata geçiriyor. O nedenle onların yeri gerçekten son derece önemlidir. Yani hem Erzurum Kongresi'nin hem Sivas Kongresi'nin devamı çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi hmm. olarak geldi. Yani şöyle düşünmek gerekiyor belki de bu her iki kongre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolu da ...çok daha net bir hale getirdi, çok daha gerekli olan altyapıyı hazırlamış oldu... ...ve Anadolu insanının da kendisini kurtaracak bir lidere ne kadar müthiş bir destek verebileceğini de gösterdi. Yani o günün dünyasında bakın Erzurum Kongresi toplanmadan evvel askerlikten ayrılmış Mustafa Kemal'in... ...Erzurum Kongresi'ni toplayabilmiş olması, Sivas Kongresi'ni toplayabilmiş olması onlara ne yapmak istediğini çok net anlatmayı başardığını gösterdiği gibi halkın da Mustafa Kemal'in liderliğine kayıtsız koşulsuz teslim olduğunu gösteriyor. Yani dönüp baktığınız zaman kongreler o ihmale uğramış, işte e, işgal edilmiş, e, yıllar ve yıllardır ki kendi çocuklarını cephelerin her bir noktasına büyük bir özveriyle göndermiş ama artık bitmiş, tükenmiş durumda bulunan bir halkın da inanılmaz bir destekle Mustafa Kemal'in yanında durabildiğini gösteriyor. O anlamda da bence son derece kıymetli. Peki şimdi meclisten, meclisten sonraki süreç savaşlar yapıldı. Muharebeleri savaş kısmını konuşmayacağız. Ama mecliste yapılmış olması bu muharebelerin burada idare edilmesi son derece önemli. Başkomutanlığa gelişi problemli oldu, oldu, bu oldu. Ama şimdi savaşı sonlandırdık, savaş bitti. Ondan sonraki süreç de Lozan'ın barış anlaşması olacak ve sonra Cumhuriyet'e gidiş, Cumhuriyet ilan edilecek. Sorum şu, bir yıllardır da kafamda tartışırım, konferanslarda, derslerde de çözmeye çalıştığım problem. 9 Eylül 1922 bitirdik savaşı, zaferle. Mudanya'ya imza imzalattı. Ertesi günü pekala Cumhuriyet'i ilan ediyoruz diyebilirlerdi. Neden Lozan'ı bekledi Cumhuriyet'in ilanı için? Ee, evet. Konuşmanın başında da söyledim aslında bir Mustafa Kemal e, liderlik analizi Hı. yapmaya çalışırken. Mustafa Kemal düşünce dünyasında her şey çok eski. E, uygulama adım adım. E, ama Mustafa Kemal asla e, zamansız hareket eden birisi değil. Yani serüven adamı değil diye asla biliriz değil, değil mi? Asla değil. E, dolayısıyla da bütün bu açılan yol, e, Samsun'la birlikte açılan, Amasya'yla, Erzurum'la, Sivas'la devam eden... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devam eden yol e, bu toplumu adım adım Cumhuriyet'e doğru götürdü. Elbette ki e, Lozan süreci başlarken e, Cumhuriyet'i ilan etmesi Hı. mümkündü. Ya da onun öncesine de ilan edebilirdi. E, Gerçekte Mustafa Kemal Cumhuriyet'i ilan etti. Yalnızca ismini koymadı. Hı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan e, Şeref Bey'in konuşmasına bakarsanız, Yunus Nadi onu tanımlarken ne güzel söyler değil mi? Pek haluk bir ihtiyar olan Şeref Bey için ne büyük bahtiyarlıktır ki bugün meclisi açarken aslında Cumhuriyet'i ilan ediverdi der. Yani o meclisin varlığı, o mecliste ifade edilen şeyler, e, Büyük Millet Meclisi olması ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söylenmesi, bütün bunlar zaten adı konulmamış bir cumhuriyettir. Hele kaldı ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı 20 Ekim 1921 e, anlaşması ve o anlaşmada zaten egemenliğin bila kaydı şart millete ait olduğunu söylemesi de Cumhuriyet'in ilanıdır. Hı hı. Yani ismini sadece Mustafa Kemal koymamıştır. Şunu da hemen bir e, parantez içerisine Lütfen. iletmek isterim. E, Londra Konferansı daveti aldığı zaman yani İnönü Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanmasından sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi... E, tanınıyor mecburen. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi de Londra Konferansı'na çağrılıyor. E, İstanbul Hükümeti ile birlikte. Şimdi orada mesela Tevfik Paşa ile Mustafa Kemal ve meclis arasında yapılan yazışmalar var. şimdi O yazışmalara baktığınızda e, Mustafa Kemal'in bir talebi var. Diyor ki e, bu davetin gerçekleşmesinin sebebi Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı, hmm. elde ettiği başarıdır. Dolayısıyla da ee, bu durumda eğer böyle bir çağrı varsa ki bundan bir şey çıkmayacağını da gayet iyi elbette ki biliyordu ama mesele sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınmasıdır. Ayrı bir siyasal varlık olarak onun tanınmasını sağlamaktır. Meşruiyetin sağlanmasıdır. Elbette değil mi? ki ve bunu yapmak durumunda kaldılar. Yani düşünün. 13 Kasım 1918'de anlaşanlı bir şekilde İstanbul'a giren adamlar bu sürece geldiğinizde, bu noktaya geldiğinizde Süngülerini yavaş yavaş düşürmüşler ve sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken e, tanıyarak sizi Londra Konferansı'na davet ediyorlar. Şimdi orada şunu söylüyor Mustafa Kemal diyor ki e, madem iki tarafta gelmek Hı -hı. istiyor kaldı ki İstanbul Hükümeti Nil Londra Konferansı'na katılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin katılması koşulunu getirmişti İtilaf Devletleri. Bu durumda İstanbul Hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mecbur oraya tek başına gidemeyecek. Yani heyetin birlikte gitmesi gerekiyor. Ve orada o yazışmaların bir tanesine şunu söyler Mustafa Kemal. Ee, der ki e, Tevfik Paşa'ya galiba söylemek istediklerimi tam olarak anlatamıyorum. Ya da siz tam olarak anlamıyorsunuz. O nedenle size ben Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu gönderiyorum. Bunun lütfen birinci maddesini okuyunuz egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Yani dolayısıyla da e, Lozan öncesinde şüphesiz ki Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili süreç neredeyse tamamlanmış. Şöyle bir şey desek doğru olur mu? Nasıl karşılarsın? Eğer Lozan'da bu antlaşma imzalanmamış olsaydı, daha önce Cumhuriyet'i ilan etmiş olsaydı bir anlamı olmayacaktı. Demin hani söylediğin bir şey var. Bir akıl adamı matematik akıl adamı adım adım uyguluyor düşündüğü her şeyi. Lozan'da bu işgalciler, emperyalizmin temsilcileri bir devletin varlığını kabul ettiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Buna bir isim konmasına sıra gelmişti. Ama altını çizdiğin şekliyle zaten daha önce ismi konmuş ama bunun meşru ve hukuki olarak ifade edilmemişti. Yani devletin varlığı kabul edildi masada. Ondan sonra bunun hukuki ismi kondu, Cumhuriyet. Evet. Ve ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O zaman şunu rica edebilir miyim? Cumhuriyeti nasıl tanımlamamız gerekiyor? Tanımlanması, yani insanda böyle bütün bildiğimiz büyük cümleleri gerektiren bir kavram bence. Yani Cumhuriyeti nasıl tanımlarsınız denildiği zaman ben her zaman hangi kelimeyle, hangi cümleyle Hangi şeyle acaba doğru bir şekilde tanımlamış olabilirim diye düşünüyorum çünkü ifade ettiği şey o kadar çok büyük, o kadar geniş, o kadar önemli ki. Dolayısıyla da teorik karşılığından öte yani hı hı. cumhuriyetin teorik karşılığı için birçok şeye bakılabilir, birçok şey söylenmiştir. Bildiğimiz bütün güzel kelimeleri belki cumhuriyeti tanımlamak için kullanabiliriz ki öyledir de zaten. Ama bana sorarsanız hani Lütfen. cumhuriyet nedir hı. kısmı. Bence Cumhuriyet bu toplumun büyük bir açık içerisine bulunduğu o kucaklayıcılığı sağladı. Herkesi herkes gibi yapmayı sağladı. Bu bizim daha önce deneyimlediğimiz bir şey değildi. Biz bunu 29 Ekim 1923 ile birlikte anladık. Herkes herkes gibi değildi. Birileri daha farklıydı. Birileri vardı, birileri yoktu. İşte Cumhuriyet'in vatandaşı dediğimiz zaman Cumhuriyet rejiminin koruyuculuğu, kollayıcılığı altında cinsiyet, eğitim, sosyal statü, ekonomik farklılıklar bunların hiçbir tanesi söz konusu olmadan yalnızca Cumhuriyet vatandaşı olabilmek. Bundan daha büyük, daha kıymetli, daha önemli bir şey yok. Dolayısıyla da bir kişinin doğuştan getirdiği özelliklere en uygun rejim, Cumhuriyettir derken Mustafa Kemal ve özellikle bize en uygun rejimdir çünkü bizim fıtratımıza uyan rejim budur derken gerçekten çok doğru bir şey söylüyordu. Ancak bir vatandaşın, bir bireyin, bir kişinin kendisini kıymetli ve değerli hissedebileceği tek bir rejim vardı. O da cumhuriyet. Bence evet. cumhuriyetin sağladığı en önemli şey bu eşitlikçi, kavrayıcı, kapsayıcı ve herkese herkes gibi yapabilmek, herkesi aynı düzeye getirebilmek. Bunu başka herhangi bir rejimin sağlaması söz konusu bile değil. Yani cumhuriyet monarşik olmayan bir siyasal rejim. Şu anlatımlarınızdan şuna anlıyorum acaba doğru mu anladım? Bizim cumhuriyetimiz egemenliği kutsaldan alıp bireye verdi. Kuldan vatandaş, ümmetten millet yarattı. Ama bunun demokrasiyle taşlanabilmesi için de laik dünya görüşüne ihtiyaç vardı. Doğru mu düşünüyorum? Doğrudur. Dolayısıyla demek ki bizim cumhuriyetimiz öteki cumhuriyetlerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi bu. Ta kongrelerden itibaren zaten biz demokrasi daha doğrusu Mustafa Kemal kuşağı o kadro demokrasi, demokratikleşmeyi amaç hedef edinmiş. Peki efendim o zaman şimdi cumhuriyet büyük bir devrim midir? Öyle mi kabul ederiz? Şüphesiz. Peki efendim. O zaman buradan hareketle lütfen yapılmış olan devrimleri öncelikle bir kategori olarak nasıl ayırırsınız? Ona nasıl bakıyorsunuz? Bir onu kategorik olarak ayrıldıktan sonra bu devrimler içerisinde sizin için en önemli devrim hangisi diye sorsam. Yani onların içinde seç bir tanesi çıkar. Bütün devrimler evet bir mazlum ulusu bir ulus yarattı, bir çağdaş devlet yarattı da hiç kuşkusuz ki bir bakışınız vardır bu devrimler içerisinde yahu budur. Ben bunun üzerinde çok konuşmalıyım dediğiniz devrim hangisi? Gerçekten seçmek çok zor. Çok zor. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılı için Tekrar bir kere, bir kere daha birçok yerde birçok çalışmalar yapıldı. Biz de elimizden geldiği kadar bu yüzyıllık sürecin satır başlarına değinen bir yayın yapmaya çalıştık. Şimdi onu hazırlarken bir kere daha yeniden, yeniden bakarken bu kadar mı doğru ve olması gerektiği gibi, bu kadar mı zamanlaması mükemmel? Bu kadar mı bu toplumun ihtiyacı olan her şeyi e, düşünüp tamamen o ihtiyacı karşılayacak nitelikte e, değişiklikler yenilikler yapılabilir. Onun için gerçekten seçmek çok zor. Bir kere her şeyden önce bence bütün yapılan e, bu müthiş değişimin, e, bu yenilenmenin, bu devrimin, bütün bu farklılaşmanın yeni dönemin e, her şeyden önce şu en başındaki koşuluna bakmak lazım. Yani o bütün yapılanların kıymetinin anlaşılabilmesi e, hangi dönemde, hangi koşullara sahip bir ülkede bunu yaptığınızdan ayrı düşünülemez. Bu mümkün değil. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi nüfus sayımı 1927'de yapıldığında, 1927 nüfus sayımının söylediği şeyleri e, bir gözümüzün önünde tutmamız gerekiyor ki ondan sonra ...bütün geri kalan alanlarla ilgili yapılan değişiklikleri... ...daha kolay anlayabilirim. Lütfen. Yani bu ülkede 13 milyon 668 bin kişi yaşıyor. Şu andaki İstanbul nüfusundan daha az bir nüfus. Bütün Anadolu. Her yer. Az önce 9 Eylül'de... E, ...ordular İzmir'e girdi dediniz. Mustafa Kemal'in... ...ordularıyla girdiği o İzmir'in... ...dörtte üçü yanmıştı girdiğinde. Yani... Şu andaki İzmir Enternasyonel Fuarı'nın yeri yanlış hatırlamıyorsam 360 bin metrekaredir ki o koca İzmir 1922 İzmir yangınının küçücük bir noktası anlamına geliyor. Şimdi sizin ülkeniz bir kere bu kadar uzunca bir süre savaş geçirdi ve biz bütün dünyada gördüğümüz savaşlardan daha acı bir süreç yaşadık çünkü bizim cephemizle cephe gerimiz birbirine karıştı. Yani bizim kentlerimiz, yaşam alanlarımız, insanlarımızın ikamet etmekte oldukları alanlar birer savaş alanına dönüştü. Yani işte Bursa, İzmir, Manisa, Eskişehir, Afyon neresine bakarsanız bakın biz yaşadığımız yerde savaşın izleriyle karşı karşıya kalmak durumunda kaldık. Dolayısıyla da bu ülkenin bakın bu kadarcık bir nüfusla her şeyden önce müthiş bir imar sorunu var. Yani bu ülkenin imar edilmesi gerekiyor. Bütün o savaşa ilişkin izlerin kaldırılması gerekiyor. Çünkü bunları yapmadığınız sürece ekonomizi toparlayamayacaksınız. Yani ekilebilir bir alana dönüştüreceksiniz, bataklıkları kurutacaksınız, nüfusu artıracaksınız, bu nüfusun e, artmasının karşısında büyük bir tehlike olarak duran salgın hastalıkları çözeceksiniz ve bütün bunları yaparken de 1945 yılına kadar daha fazlası çıkan kadın nüfusun daha fazla olduğu bir toplumla yapacaksınız. Yani 18-35 yaş arası erkek nüfusta bu kadar müthiş bir tahribat söz konusu iken acaba tarlalar nasıl ekilecek, ekonomi nasıl canlanacak, fabrikalar nasıl kurulacak? Bütün bunlardan bunları yapmak zorundasınız. Yani bu ülkeyi artık bir şekilde imar etmek, Dünya ile aranızdaki bütün o oluşan uçurumları tamamlamak mecburiyetindesiniz. Yani cumhuriyeti ilan ettiniz ama bunlar böyle kalamaz. Bunların hepsinin çözümlenmesi gerekiyor. Okuma yazma oranı yine 1927 istatistiklerine bakıldığı zaman müthiş kötü bir durumda. Yani 13 milyon 668 hmm. bin kişinin 12,5 milyonunun okuma yazma bilmediğinin tespit edildiği bir ülkede siz değişiklik yapıyorsunuz, devrim yapıyorsunuz. Siz bu insanları medeni kanuna tanıştıracaksınız, cumhuriyet vatandaşı yapacaksınız, işte eğitim reformu yapacaksınız, tevdi tedrisatı getireceksiniz, olmayan fabrikaları açacaksınız, olmayan yolları yapmanız gerekiyor. Yani şöyle bir 1923'ten özellikle 1934'e kadar olan aralıkta yapılan değişiklikleri alt alta koyduğunuzda durmak yok. Bunların hepsinin yapılması gerekiyordu çünkü. Yani işte belki soyadı kanunu 34, 36'dan sonra daha hani siyasi kalan meseleler üzerinde Montro süreci ve devamında 2. Dünya Savaşı ile birlikte biraz daha farklı bir boyuta dönüşüyor ama 1923'ten itibaren bu halihazırda karşınızda duran büyük problem olarak duran her şeyi çözmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Mustafa Kemal eliyle öncesinde düşünülen ve Cumhuriyet'in ilanından sonra atılan bu adımların her biri eşit derecede kıymetlidir. Ama içlerinden e, bir şeyi seçmek gerekiyorsa Lütfen. mutlaka elbette ki ben bir kadın akademisyen olarak e, Mustafa Kemal'in o hani demin Cumhuriyet'i tanımlarken sözünü ettiğim o kavrayıcı, o kucaklayıcı, o herkese eşitlikçi halini ee, belki bu toplumda en az kadınlar hissetmişti başka yönetimlerle. Dolayısıyla da Cumhuriyet kadını çıkardı. Kadını ortaya çıkardı. Yani kadını yalnızca e, belli mesleklerin insanı olmaktan da çıkardı. Evet, kadınlar e, işte meşrutiyetten e, itibaren yavaş yavaş özellikle kadın yazarlar, köşe yazarları, işte feminist hareket vesaire Birçok anlamda bir çıkmışlardı ortaya ama daha çok gördüğümüz alan işte öğretmen olmalarıdır. işte ya da e, dikiş nakıştır ya da başka bir şeydir. Belki hemşire. Belki hemşiredir, ebedir. Deli alanlarla Hı -hı. sınırlıydı. Ama bakın e, bir Safiye Ali çıktı bu ülkede. Cumhuriyet'in ilk kadın doktoru geliyor artık. Cumhuriyet'in kadın mühendisleri geliyor artık. Cumhuriyet'in hukukçuları geliyor artık. Süreyya oğlu mesela, ilk avukatımız değil i̇lk mi? İlk avukatımız. Avukacım, yani avukacım. o kadar çok ilk sayabiliriz ki Hı. bunların içerisinde. Ee, ve e, büyük bir başarı halinde geliyor. Yani sadece bakın bu kadınları çıkaralım niye çıkmamıştır bu kadınlar. Bu kadınlarda öyle bir cevher vardı ki sadece bu cevheri çıkaracak bir Mustafa Kemal'e ihtiyacı vardı kadınların. Çünkü o kadınlar kendilerine sunulan bütün bu e, imkanlardan, bu Cumhuriyet'in sağladığı, bütün bu olması gerekli olan olanaklardan e, yararlanırken, bunu büyük bir başarıyla da yerine getirdiler. O yüzden bundan sonraki süreci Cumhuriyet'in, o Mustafa Kemal'in el atmasıyla beraber, onlara yol açmasıyla beraber bu kadınlar o içlerindeki cevheri de keşfetmiş oldular. Dolayısıyla da sunakanlar yetişti, dilbiretler yetişti. Yani sanatın her alanında kadın artık var olmaya başladı. Olmadığı alanlarda kadın artık kendisini göstermeye başladı. İlkleri gerçekleştirdi ama bütün bunları yaparken büyük bir başarıyla yaptı. E, demek ki kadın bunu yapabiliyordu. Ama kadına e, ortaya çıkması için bir şans verilmemişti. O yüzden e, Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı sürecini anlatırken Derya, ya, evet savaş erkeklerimiz kazandı ama ocakları kadınlar tüttürdü. Eğer onlar olmasaydı hayat devam edemeyecekti. Çünkü onlar o arada tarlaları sürdüler, ekinleri kaldırdılar, cepheye silah taşıdılar, çocuklara baktılar, bütün bunları yaptılar. Şimdi Cumhuriyet'in inşasında bu kadar emeği olan kadınların Cumhuriyet sonrasında hak ettikleri şekilde değişikliklerin birer parçası Cumhuriyet rejiminin eşit vatandaşı olarak e, ortaya çık çıkarılmış olması e, Mustafa Kemal'in eliyle gerçekleşti ve en büyük adımlardan bir tanesi bence budur. Bir anekdotu o zaman paylaşayım seninle. Kastamonu, İnebolu bölgesinin kadınları biliyorsun silah cephanenin taşınmasında, bunların üretiminde en etkin, en faal rol almış kadınlarımız. Ve bunlar silah cephane taşırken kanılarla bugünkü şeyde konvoy şeklinde taşıyorlar. Yani bugünkü tırlar gibi düşünelim. Bu kafilenin başındaki bir komutan, bir subay vardı adı Nurettin Peker. Ben bizzat kendisinden dinledim zaten hatıratı ve bütün arşivi de ailesi bana bıraktı. Çünkü bu Alemdar gemisini yazarken onunla röportaj yapmıştım onu. Onun bana anlattığı öyküyü anlatayım o zaman bir kadın olarak. Her zaman için tüylerim dedi diken diken olur. Dedi ki kom şeyler kuruldu. işte kafileler ve hepsine numara verdik. Hmm. Bütün o kanılara. Alınıyor. Novoros Novorosis'den gelen, Tuapse'den gelen silah cephane İnebol Liman'a indiriliyor. Ve bu kadınlarımız bunları taşıyor ve biz onları cepheye sevk ediyoruz. Karkış kıyamet. Hiç durmuyor kadınlar. Diyor ki atıyoruz geldi 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 bir tanesi gelmedi. Beş dakika on dakika yarım saat bekledik yok. Neredeyse bir saate varıyor dedik ki bir geri gidip bakalım ne oldu diyor. Gittik ki yolun ortasında kan ara duruyor. Şöyle bir fark ettik ki genç kadın o merminin üzerine böyle kapanmış donmuş kalmış. Kaldırdık diyor üzerindeki yün örgü hırkasını mermiye sarmış mermi donmasın diye. Ama daha başka bir şey var. Kadını kaldırdıklarında göğsünün altından bir süt bebesi ağlıyor. Şimdi işte Mustafa Kemal, Şerife Gazi Abiş. Mustafa Kemal Atatürk. Kadınlara niçin bu haklar konusunda titizlendi? neden seçme seçilme, işte ilk satık kadın değil mi, ilk muhtarımız bizim gibi. Niye verdi öyküsünün arkasında bunu görüyor ve ben yıllarca şöyle bir şey söyledim. Dedim ki biz bu milli mücadeleyi kazandıysak, bağımsız, üniter bu devleti kurduysak, burada rolü olanlar kimler? Bir Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği, önderliği, Türk halkının azim kararı, yani müdafaa hukuk cemiyetleriyle benimseyen ikinci grubunlar. Üçüncüsü dedim, her zaman aynı şeyi söyledim. Kadınlarımız, özellikle Kastamonu, İnebolu bölgesinin bu kadınlarımız. Tamam, dördüncüsü Rusya'dan aldığımız yardımlar. Bu hiç inkar edilemez, muharebeler yapar. Beşincisi çok sessiz bir grup aslında, demir yolcular ve telgrafçılar. Evet. Değil mi? O zaman eğer uygun görürsen Cumhuriyet'in 100. yılında bu demir yolcular ve telgrafçıların da çok az üzerine konuşuruz haklarını teslim etmek adına evet. bunların bu mücadeledeki rolleri, etkinlikleri konusunda şöyle birkaç dakika bir özet yapmanı rica ederim sende. tabii ki büyük bir memnuniyetle üstelik de seve seve e, çünkü e, yaklaşık sanırım bir ay bir buçuk ay kadar evvel Eskişehir'de Beyci erkin mezarını ziyaret ettim Müthiş. <laughs> e, bu vesileyle bir şey de oldu tevafuk da oldu ben biliyorsunuz siz de zaten hani ders anlatırken öğrencilere sadece hani bilgi vermek değil. Aynı zamanda öncelikle yaşadıkları yerle ilgili eğitim aldıkları işte şehirle ilgili de bilgi vermeye çalışıyorum. Bazı tarihi mekanları yerleri hatırlatıyorum hatırlatmak istiyorum onlara işte hep sürekli bir abide hürriyet Meydanı hmm. diyelim ki duymuştur bir yerlerde ama nerede biliyor musun işte giderken şurada görebilirsiniz falan diye işte Kadıköy'le ilgili bir şey söyleriz başka bir yerle ilgili. Ve nereye gidersem gideyim, o gittiğim yerde de acaba hani burada kim vardı? Kim burada e, neler yapmıştı diye mutlaka bakıyorum. Şimdi e, ve çok biliyorsun e, Bey'in e, mezarının bulunduğu yerde, Eskişehir'de enteresan bir yerdir. Ee, üç tren hattının Değil mi? geçtiği yerin ortasına beni defnedin demiştir. Değil mi? Özellikle de seçmiştir. Evet, onu seçmiştir. Ve e, gittiğiniz zaman mezarına e, şu anda zaten hani garın olduğu yerde. Hı -hı. Gittiğiniz zaman şeyi görüyorsunuz. Yani o e, vasiyette yerine getirilmiş durumda. İşte hatların ve yanlış bilgi vermek istemem ama işte Ankara hattı, işte Afyon hattı, bir de Konya olsa gerek Bunların tam böyle orta yerinde ve erkinin şeyini görüyorsunuz yani mezarını görüyorsunuz. Şimdi bunlar tabii ki çok çok kıymetli yani telgrafçılar demiryolcular bunlar olmadan zaten şimdi o dönemin başka herhangi bir kitle iletişim vasıtası yok malum yani oradaki bütün her şeyi bütün işi haberleşme işini muhaberat işini cesur yürekli telgrafçıların üstlenmesi gerekiyordu. Yani telgraf görüşmeleri kesiliyor. İşte burada karşınızda çok büyük bir kuvvet var. Yani yaklaşık 200 bin kişi olması lazım İçilaf Devletleri asker sayısı. Bununla da yeterli değil. Bir de içerideki işbirlikçiler var vesaire. Yani dolayısıyla da karşınızda çok büyük bir güç var. Şimdi siz dünyaya karşı savaşıyorsunuz. Karşınızda bütün bir dünya var. Bu savaşı verirken yardım alabileceğiniz, size... Ee, bu savaşın olmazsa olmazı istihbaratı ve bilgiyi sağlayacak olan kişiler e, telgrafçılar. Yani bugünkü gibi bir hani başka bir kitle iletişim vasıtası yok ki haber verilsin. Onun için Mustafa Kemal Nutuk'ta e, Manastırlı Hamdi Bey'e özel bir başlık açıyor. Yani onun bu hmm. milli mücadele esnasında işte İstanbul'un işgalini haber vermesini vesaire bunları e, büyük bir şeyle anlatıyor. Yani ...minnet duygusuyla anlatıyor zaten... ...hakkını teslim ediyor... ...hatta ve hatta... E, işte ...soyadı da e, Mart 16... ...değil mi Hamdi Mart 16... ...yani 16 hmm, e, Mart, Mart... ...nedeniyle... ...böyle bir soyadı da alıyor Hamdi Bey... ...elbette ki sadece Hamdi Bey değil... ...yani burada birçok isim belki söylenebilir ama... E, ...Hamdi Bey... E, ...bu isimlerin içerisinde... ...artık sembolleşmiş olan isim... ...yani bütün aslında telgrafçıları biz... Hamdi Bey ismiyle anlatıyoruz neredeyse. Yoksa inanılmaz bir emek ve hizmet var. Ee, yakın zamanda ben bu Etem Temin yani Kocatepe'deki o ikonik fotoğrafı çeken <laughs> Etem Bey'in hatıralarını yayınladım. Etem Bey e, de bu telgrafçıların şeylerini anlatır. Yani işte eski şehirden çekildi, e, Türk ordusu e, şeye doğru gidiyor, e, Polatlı Haymana istikametinde duruyorlar. Oradan mesela bir tane Fotoğraf karesi koymuştu hatıraların içerisine bir e, manyeto e, merkezi diyor. Yani bir tane telgraf makinası var ve o telgraf makinesinin başında da işte görevlendirdiğiniz kişiler var Onlar onlar o muharebenin en önemli kişileri en önemli Yani yanlış bilgi aktardığını düşünün eksik bilgi aktardığını düşünün o zaman hani bu cepheyi çok ciddi bir şekilde etkileyecek nitelikte. Şimdi demir yolcular ise o da bambaşka bir e, olay. Çünkü bir kere e, biz çok demir yolu yaptık tarih boyu. Demo, bir de 10. Yıl Marşı'nda özellikle mi söylerler? Değil mi? Özellikle söylerler. Çok yol yaptık. Biz demir yolu çok yaptık ama işte Rumeli demir yolu hattı var, Batı Anadolu demir yolu hattı var, Bağdat-Berlin demir yolu hattı var. E Hicaz Demiryolu hattı var. Kendi çok kendi mühendislerimizin yolu var. yaptığı bir Hicaz Demiryolu var. Hı. Fakat bu demiryolu hatları bakın e, yine yakın zamanda e, Makedonya'ya gittim. Şimdi orada gezerken Rumeli Demiryolu hattının üzerinden geçiyorsunuz. Bir tarihçi için bu çok anlamlıdır, önemlidir. Çünkü o Rumeli Demiryolu hattının yapılması için bu devlet işte dışarıdan borç para aldı, borç para aldıklarına tekrar para verdi o hatları yaptırabilmek için. Ama o hatların hepsi orada kaldı. Yani bütün ödediğiniz paralar, yaptırdığınız şeyler ki zaten güzergahlar artık siz çöküyorsunuz diye onlar belirlemeye başlamıştı. Bir de işin hani e, siyasal bağımsızlığınıza karşı da müthiş bir e, şey var, e, durumu var. Projeleri onlar yapıyordu, onlar kabul ettiriyordu gibi. Şimdi ama orada kaldı Rumeli Demiryolu hattı. Yani hiçbir zaman Bağdat'ın zenginliğini Anadolu içlerine getirmek gibi bir niyetleri yoktu. Bağdat'ın zenginliğini Berlin'e taşımak istedikleri için zaten bu hatları bu şekilde yaptılar Almanlar. Bu amaçla yaptı. İngilizler o amaçla yaptı. Fransızlar bu amaçla yaptı. Yok hattınız yok. Şimdi kalana baktığınızda ne kadar kaldı. Madem ki e, Balkanları kaybettiniz. Rumeli Demiryolu hattı orada kaldı. Diğer yerleri kaybettiniz. Bağdat düştü orada kaldı. Şimdi Anadolu'da kalan demir yollarından ne kadarından acaba Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı süresince yararlanılabildi? Çünkü herhangi bir yeri işgal etmiyorlar. Bakın her yeri işgal edecekler o ayrı. Ama özellikle işgal ettikleri noktalar Anadolu'nun bütün verimli ovaları olduğu gibi aynı zamanda elbette ki demiryolu hatları. Yani sizi birbirinize bağlayacak her bir noktayı ortadan kaldırıyor. Mondros müterkesi hükümlerinden bir tanesidir. Bütün demir yollarına el konulması ve bununla ilgili e, adımın atılması. Çünkü demir yollarına el koyacak, böylece Kuvayi Milliye'nin, Milli Mücadele'nin cepheye sevkini, asker gönderimini, malzeme gönderimini engelleyecek. O bağlantıyı tamamen ortadan kaldıracak ve siz Anadolu'nun içerisinde işte, işini yapamaz ya da işte arzu ettiği şeyleri yerine getiremez bir hale dönüştürecek. Şimdi böyle bir noktada ve bu kadar olumsuz koşullar içerisinde, yani düşünün, afyon çok önemli Ankara açısından değil mi? Konya çok önemli, büyük taarruz açısından Hı -hı. Konya çok önemli. Yani Konya, Anadolu'nun tahıl ambarı diyor. Yani Konya ile taarruz alanı arasında siz bütün o yolu, Geçilebilir hale getireceksiniz ki ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir muharebenin bu tarz sıkıntılarını ortadan kaldırıp tamamen savaş stratejisine odaklanabilirsiniz diye. Yani bu orduyu beslemeniz gerekiyor. Sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğinizi aktarmanız da büyük bir zorunluluk. Nasıl göndereceksiniz bunu o günün koşulları içerisinde? Yani dolayısıyla da. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yaklaşık 4000 kilometre karayol kaldığına göre yani şey demiryolu kaldığına göre ve bunların yanlış hatırlamıyorsam eğer %68'i zaten yabancılar tarafından işletiliyor. %30 küsürü bizim tarafımızdan işletiliyor. Bu şu demektir bakın %68'inde yabancıların egemenlik hakkı varsa o zaman zaten siz bunlardan yararlanmadınız demektir. Bütün bir de bunun Kurtul zaten neredeyse tamam büyük bölümü Batı'da yani bizim mücadeleyi yapacağımız yer, yer Doğu'da Batı da Anadolu değil. Batı Anadolu bölgesi. Hmm. Yani dolayısıyla da böyle bu kadar e, her şeyin hayati olduğu bir noktada e, demir yolu çok önemli. E, ve demir yolcular bu yüzden çok kıymetli. Yani o taşımayı yaptılar asker taşıması geri kalan malzeme taşıması e, raylar bunları döşediler bunları tamir ettiler. Yani bir taraftan bir tarafa gittiğinizde yani bugünkü gibi değil ki. Hani onların tamir edilmesi vesaire bunların sağlanması çok zor. Bir de elinizde lojistik var mı? Var mı? Değil mi gidip ben depodan Aa, arkadaşlar getirin şuradan dört tane ray diyecek haliniz yok. Değil mi? Başka yerlerden söküp taşımak meselesi Getireceksiniz, var. Getireceksiniz, yerleştireceksiniz, Hı -hı. tamiratını, tadilatını yapacaksınız. Bütün bunları halletmeniz gerekiyor. E, Turgut Özakman'ın e, şu Çılgın Türkler kitabında ee, çok güzel bir anlatım vardı bu e, tren bahsiyle ilgili olarak da birçok yerde birçok belki demir yolcular ile ilgili hı hı. E, çalışma yapıldı ama ben ondan da çok etkilenmiştim. Orada şöyle aktarıyordu: e, Tam askerleri cepheye götürüyorsunuz, ancak vagonlar tahta. Dolayısıyla da e, kömür de bulunamadığı için hep belli noktalarda Duruyor konvoy, askerler iniyorlar ve askerler indikleri yerden çalışırpı ormanlık alandan işte odun vesaire topluyorlar ki tren hareket edebilsin. Ama tabii ki ağaç bunlar bir kömür değil sonuç itibariyle yani biraz hareket Yaratacağı ettiriyor. Yaratacağı enerji ne zaten. Ne kadar olabilir sınavcı. bir süre sonra tekrar Hı. tren duruyor. En sonunda askerlerden bir tanesinin önerisi... Ee, zannediyorum. Diyor ki biz böyle hani her defasında dur, in, hani topla, getir vesaire. Bu çok zaman kaybı. Bakın zaman kaybı. Ölmeye bu kadar koşarak giden başka bir ulus yoktur. Bu koşullarda ama ölmeye bu kadar hevesli ve koşarak giden de başka bir ulus yoktur. En arkadaki vagonu diyor sökmeye başlayalım. Onun işte tahtalarını, Hı -hı. döşemelerini sökelim. Hiç tren durmasın. Biz o söktüklerimizi böyle o kompartıma kompart öne doğru verelim. işte kazan dairesine e, bunu gönderelim diyor ve bunu uyguluyorlar. Yani onun için e, milli mücadele bambaşka bir şey. Yani demir yolcusuyla e, muhaberatçısıyla kadınıyla e, başından sonuna kadar e, hiç korkmadan e, topyekun bir, Top bir mücadele. Zaten temel temeli de o. Mi, bu telgraf şimdi şu Hoca bunu anlatırken tabii şimdi günümüzde şurada oturup biz konuşuyoruz. Telgrafçılar için şey söyleyeyim. O işler o kadar kolay olmadı. Neden? Ali Kemal İçişleri Bakanı. Onun posta telgraf genel müdürü kim? Refik Halit Karay. Ünlü bizim edebiyatçımız. Refik Halit Karay kim? Ay dediği çıkaran adam, Yaşa. değil mi? Ve Milli Mücadele'nin karşısında karşıt. Ne yapıyor? Telgrafhaneleri Emir Komutay gönderiyor yayınlamayın, durdurun. Ama o bir grup kahraman, telgrafçılar, daha doğrusu iddiaçılar, müdafaa hukuk cemiyeti mensupları ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle? O telgrafhaneleri basıyor, değil mi? onları enterne ediyor, kendi adamlarını oturtuyor. Yani bir mücadele yapıldıysa yalnızca o cephede asker savaşı değil. Bakınız işte Tülay Hoca ne güzel anlatıyor demir yolcuların bu çabalarını unutuyoruz unutmamalıyız evet. bunlar önemli peki bir de şu cumhuriyetin ilanı meselesini bir anekdot olarak bir rica edeceğim ama onun öncesinde yine bu cumhuriyete giden yolda çekilen çilelerden birisi şu iç isyanlar problemi. Lütfen şu iç isyanlar konusunu da bir ana hatlar olarak bunların temel içerikleri neydi? Kaç grupta topluyoruz biz bu iç isyanların içinde yer alan rol alanlar? Ve neden bu bağımsızlık savaşına karşı çıkarak şu iç isyanlar organize edildi? Ben bazen şöyle düşünüyorum. İç isyanlar olmasaydı Hı. o zaman milli mücadele nasıl bir ivme kazanacaktı? Biraz da böyle tersten bakmak gerekiyor. Evet başarılı olamadılar sonuç itibariyle. Yani yarattıkları kaosun içerisinde kendileri yok oldular. Ama e, olmasaydı eğer acaba milli mücadele e, daha hızlı daha az e, şeyle kaynak kullanımıyla daha az problemle e, çözülecekti. Yani böyle bir şeye kalkışmanın sonuç itibariyle milli mücadelenin üzerinde yarattığı tahribat çok büyük. Ne için? Her birinin başka bir e, amacı var. Lütfen onları böyle ana başlıklarıyla başka bir şey rica söylüyor. edebilir miyim? Nasıl biz bunları kategorik olarak nasıl değerlendiriyoruz? E, şöyle, şimdi az önce Ali Kemal'den söz ettiniz. Hı. E, yani bu yakın zamanda ama yani çok yakın bir zaman değil. Ben epeydir o kitaptan haberdarım. E, Birçok insan da biliyordur. E, arşivdeki Mustafa ile ilgili belgeler yayınlandı. Evet. İşte Milli Mücadele'de Mustafa Kemal'le ilgili belgeler gibi tam ismini yanlış hatırlıyor olabilirim ama Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından önce yani Mustafa Kemal'le ilgili ilk belgelerin dile getirildiği andan itibaren bütün Milli Mücadele süreci içerisindeki belgeleri bir kitaba dönüştürdüler. Oraya dönüp baktığınızda da şunu görüyorsunuz. Yani hani bütün bu belki iç isyanların hepsinin neden çıktığının en güzel ifadesi de e, o belgelerin dilinde, o belgelerin içeriğinde. Şimdi Ali Kemal dediniz, e, bunun gibi birçok isim sayılabilir. Yani İstanbul'un içerisinde yazarı da var, şey i̇şte, e, gazete Refik çıkaranı ettim. da var, Refik Halit e, Karay gibi olan isim. simge isim. Onlar da var, şunlar da var, birçok isim var sonuç itibariyle. Şimdi ben o e, belgelere dönüp baktığım zaman bir dil görüyorum. O dil nedir? Bakın o dili sadece ben bugün okurken bir tarihçi olarak görmüyorum. O dili o dönemin Anadolu insanı da duydu. Çünkü ona dönük bir propaganda var. Çünkü e, o, onunla ilgili işte e, onu e, anlatacak nitelikte ellerindeki gücü müthiş bir şekilde kullandılar ve bunu Anadolu insanına ilettiler. Yani Anadolu Ajansı onun için çok kıymetli, çok çok önemli bir şey. Anadolu Ajansı olmasaydı... Yani bütün bu kirli Anadolu'ya bilgi akışı bir şekilde devam edecekti. Yani Mustafa Kemal Anadolu Akışı Ajansı'nı kurdurmak suretiyle bütün bu kirli bilgi akışına son verdi. Yani gerçek burada ne yapılmak isteniyorsa bütün bunlar artık Anadolu Ajansı vasıtasıyla dış dünyaya ve aynı zamanda da İstanbul'a iletildi. Batı'ya iletilmeye başlandı. Şimdi o dil ne bakın. Yani ne düşünmüş İstanbul hükümeti? ya da o sırada işte hükümetin başında bulunanlar beş defa damat Ferit Paşa olduğuna göre işte Tevfik Paşa, Ali Rıza Paşa hükümetleri süreci içerisinde yani o bakış açısının ne olduğunu görmek açısından e, ifadeleri son derece önemli. Nedir onlar açısından yani İstanbul açısından Kuvayi Milliye nedir? Nasıl anlatıyor ki ondan feyz alan birileri kalkıp isyan ediyorlar? Nasıl tanımlamış ki birileri 600 yıllık saltanat açısından Kuvayi Milliye budur demiş, düşünmüş ve kalkıp Anadolu Hareketi'nin karşısına en kritik zamanlarda dikilebilme cesaretini göstermiş. Bakın ifade birçok şey söyleyebilirim. En çok kullandıkları şeylerden bir tanesi şudur. İtidal, metanet hep böyle bir telkin var. Hı hı. Çok enteresandır İngilizleri tarafsız olarak tanımlıyor. Nasıl olabiliyor bu? Onu anlamak mümkün değil. Çok enteresan Fransızları Türk dostu olarak tanımlıyor. Şimdi siz Fransızı Türk dostu tanımlar, İngiliz'i <laughs> tarafsız sayar. Yani bu İngiliz askerleri ne yapıyor peki Şimdi Anadolu'da? Kim işgal etti? Biz dünya savaşını kiminle yaptı? Kiminle yaptın? Nasıl tarafsız olabilir İngiltere bu durumda? Şimdi bir taraftan bakın e, öyle bir şey var ki ortada. Yani bir şey yapmayalım. Sakın e, işte hmm. silahlı direniş falan olursa mesela Fransızların e, tarafsızlığı ortadan kalkar. Aynen böyle düşünmedi mi Sivas Valisi Reşit Paşa? Aynen böyle söylemedi mi Mustafa Kemal'e? Hmm. Demedi mi buraya gelirseniz eğer Sivas'ı işgal edeceklerini söylüyorlar. O yüzden sakın gelmeyin. E, yani Fransızlar buraya işgal edeceklerini söylüyorlar diye. Yani... İşgali nasıl tanımladıkları da çok enteresan. Yani bunun adı işgal değilse ne olunca işgal olacağını bekliyorlardı. O da başka bir e, boyutu gerçekten. O nedenle şimdi bu başlangıçta bir itidal bir metanet e, şeyi var, e, yönlendirmesi var. Hayır İngiltere öyle değil. Hayır Fransa aslında böyle değil. Mustafa Kemal'e giden şeylerden çekilen telgraflardan bir tanesi budur. Yani. Fransız aldığınız Fransız askerlerin esirleri teslim et diyor. Giderken barış konferansına bizi çağıracaklar. Fransızların tarafsızlığını kabul edeceğiz diyor. Ya da Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan hemen sonra bir telgraf çekiyor. Diyor ki bakın İngilizler geldi ve bunların yanında bir tane Rus general var. Bunlar benden Trabzon'daki ambarlardaki şeyleri istiyorlar, malzemeleri istiyorlar. Silah istiyor, cephane istiyor, yiyecek istiyor, un um istiyor, onu bunu istiyor. E, ben bu hareketi çok kıymetli bir ifade bakın mütecavizane olarak tanımlıyorum diyor. Yani ne münasebet İngiltere yanına Rus askerini de alacak gelecek ve bu malzemeleri bana teslim et diyecek. Örneğin şimdi o yazışmaların devamına baktığınızda da işte hani Ruslardan kalan severin aman şöyle olmasın aman böyle olmasın takım şeyler var. Yani bir bekleme ve bir olayı soğutma ve her defasında bir metanet telkin etme süreci var. Şimdi bunun karşısında da olmazsa olmazı silahlı direniş olarak koyan Mustafa Kemal ve Kuvay Milli Hareketi var. Yani buradaki iki tane tamamen birbirinden farklı anlayış söz konusu ve bu iki anlayışın çatışması. Bakın Erzurum Kongresi öncesinde Mustafa Kemal askerlikten istifa etti. Yani Mustafa Kemal'in askerlikten istifası 7-8 Temmuz gecesi olabilir ama Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıştan sonra ilk çağrılma tarihi 8 Haziran'dır. E aynen öyle. Tabii. Yani 8 Haziran'dan bir şeye kadar bir ay süresince şey gelemeyeceğini söylüyor vesaire. E, onun için şimdi Samsun'a çıktıktan hemen sonra zaten Mustafa Kemal'in ne yapmakta olduğunu gayet net bir şekilde Demeni gördüler. Daha hafıza günlerinde geri çağırdılar. Geri ya. çağırdılar Mustafa Kemal'i. Daha Kemal havza günlerinde. Ve Askerlikten ayrıldıktan sonra e, Erzurum Kongresi toplandığı için e, İçişleri Bakanı'nın gönderdiği, çektiği telgraflara bakarsanız bu sadece kongrelerin toplandığı illeri ilgilendirmiyor. Mustafa Kemal'in müfettişlik görev alanı içerisindeki bütün iller ve civar illeri de ilgilendiren bir şey. Çekilen telgraflarda diyor ki o artık müstafidir, e, o azledilmiştir. Dolayısıyla da onun hiçbir emrini dinlemeyeceğiniz gibi örneğin Erzurum'a çekilen telgrafta diyor ki Mustafa Kemal ne yapmaktadır? Neyle iştigal etmektedir? Kongre namı altında toplanacağı rivayet olunan kanun dışı toplantı diyor. Yani bir asi'den söz ediyorlar. Bir asi. Şimdi İstanbul açısından Erzurum ve Sivas kongresi ve Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in yanındakiler Kanun kişiler. Yani dolayısıyla da hilaf kanun bir hareket diyor ve işte size süre veriyorum diyor. E, sükutunuz, sessizliğiniz, Mustafa Kemal gibi hareket ettiğinizi, onun gibi düşündüğünüzü e, bana hissettiriyor. O nedenle yani bunun sonuçlarına katlanacaksınız. Şimdi bir kere kongre onlar açısından buydu. Her şeyden önce. Şimdi bunu duyan, bunu gören yani Anadolu hareketinin... Ee, bu işte kanun dışı olduğunu yani şu anda tabi bütün e, belgelerdeki ifadeleri hatırlamak imkansız ama e, halkı haraca kesmekten başka iş görmeyen ipsiz sapsızlar olarak tanınıyor kuvay Milli Hareketi'ni yani yazışmalara dönüp baktığınızda. Şimdi dolayısıyla da bir, birileri buradan durumdan vazife çıkardılar. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla malum iç isyanlar çok daha arttı. Yani 1919 isyanlarından çok daha yıkıcı ee, ...daha geniş boyutlu isyanlar 1920. ...bir kere o 1920'ye... Yani 1920 Ali Batı isyanıyla başladı, Cemil Çeto'yla devam etti... ...ama ondan sonra şimdi karakter değiştirmeye karakter başlayacak değil mi? Yani dinci İslamcı isyanlar var... ...Kürtçe isyanlar var... ...Kürtçe İslamcı isyanlar var... ...bir de Marmara bölgesinde... ...o dönem işte Ahmet Aznavur'la... ...birlikte başlatılan, liderlik ettirdikleri... ...bir de buradaki... ...işte Çerkez etnik kimlikli nüfusun... ...bir kısmının alet edildiği var... Ama galiba burada da Çerkez de bu isyanların bastırılmasında da unutmamak da gerekiyor değil mi? Başında Daha da sonraki... sonunda da unutmamak gerekiyor t tabii ki. Yani tabii. işin en başında gerçekten kahraman yani o isyanların bastırılmasındaki rolü büyük. İşte ondan sonraki kısmını zaten tarih orada gerekli cevap veriyor. Anadolu Ajansı'ndan söz ettiğin ya oradan Vedat Nedim Teori herhalde hatırlamalıyız değil evet. mi? Başka bir şey söyleyeyim. Vedat Nedim Tör'ün Anadolu Ajansı'nı kurduğunda orada asistanlık, sekreterlik yapan bir genç kadın var. Adı Nazlı Pektaş. Adalı Hasan Hüsnü Paşa'nın kızı olan Hamide Hanım'ın torunu. Kim? Ertuğrul Fırkateyni'ndeki Amiral Osman'ın torunu. İlk sekreter, ilk asistan bu kadındır. Fransızcası mükemmel. Atatürk söylevi Fransızcaya çevirttiğinde çevirmenliğini yapan kızdır Ay. bu demin hani bu kadınlarımız niye önemli sorusunun yanıtına geri dönüp baktığımız zaman işte bu simge kadınlarımızdan birisi de Nazlı Pektaş Hanım. Kendisiyle ben Ertuğrul kitabını yazarken o fırkateyni röportaj yapmış. Radikal'de de onu yayınlamıştık o röportajı. Hatta onun işte büyük babası Amiral Osman için şöyle bir cümlemiz vardı. Kadın dırdırından ölüme giden amiral diye. Neyse onu başka bir programda anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ben <laughs> Çok özür dilerim. Vaktimiz varsa eğer Buyur. E, Anadolu Ajansı ile ilgili Rica bir şey söylemek istiyorum Hem kadınla da Şeyin kalın. anımsadığım Anadolu Ajansı ile ilgili bizde Yeditepe Üniversitesi'nde sen bir kız öğrencimize evet. tez yaptırdın. Evet, evet. hatta Anadolu Ajansı'nın kuruluşun 90. yılına denk geldi. Hı -hı. E, kitaba dönüştürdü ajans da onu. E, o zaman bayağı da hani, hem tez daha çok geniş bir o kitleyle buluşmuş O kız şimdi öğretmenlik oldu. mi yapıyor? Bir öğretmenlik yerde. yapıyor. Şimdi yani öyle, sevcan. öyle evet, kalmış. Evet. Sevcan. sevcan. öğretmenlik yapıyor. E, şimdi e, Halide Edip de çok güzel anlatıyor. Yunus Nadi de çok güzel anlatıyor. Bu Anadolu ajansının e, kuruluş hikayesini. E, Halide Hanım malum bu Anadolu'ya geçmek için yani İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek çok ciddi problem. Yani karayolu işte hı hı. Ankara İstanbul arasını 80 küsur saatte kat ettiğinize göre İstanbul'dan Ankara'ya gitmek çok zor bir şey. Yani işgal var, bütün bunları aşmanız gerekiyor, basta bulmanız gerekiyor, gizli gitmeniz gerekiyor vesaire. Dolayısıyla da Halide Hanım çok güzel anlatır bunu eserlerinde. İşte Türk'ün Ateşle İmtihanı'nda da o çok kıymetli otobiyografisinde de mor salkımlı hmm. evde de çok güzel anlatıyor. Şimdi diyor ki işte Üsküdar'dan yola çıktık, e, şeye gidiyoruz. Adnan Bey de var, Adnan adı vardı Önce var Özbekler var. Önce Özbekler uğradık. tekkesine geldiler, Özbekler tekkesinde e, buluşuyorlar kafile hmm. ve daha sonra da onlar Anadolu'ya doğru yola çıkıyor, i̇şte Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar. Ya yanlış kalmadıysa aklımda Adapazarı civarında e, Yunus Nadi ile onun Yunus Nadi'nin kafilesiyle karşılaşıyorlar. Onlar da Anadolu'ya gidiyor ve orada konuşuyorlar. Şimdi ikisinin konuştuğu şey şu. E, en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Anadolu'nun e, en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi nedir? Evet gerçekten bilgiyi doğru aktaracak bir e, haber kaynağı. Çünkü ee, İstanbul Hükümeti'nin e, verdiği bilgi e, Anadolu insanının e, içerisinde yaşadığı durumu özetlemiyor. Yani oradan gelen durum tamamen farklı. Verilen bilgi tamamen farklı. Ve biri, bir şekilde Anadolu'nun sesini duyurması lazım. Yani dışarıya da duyurması hmm. lazım. E, demin sözünü ettiğim gibi İstanbul'a ve e, Anadolu'nun dışındaki her bir noktaya duyurması lazım. Konuşuyorlar ve ikisi diyorlar ki en başta belki yapılması gerekli olan şeylerden bir tanesi bir ajans açmak. İsmini ne koyalım diye konuşuyorlar orada ve gülüyorlar. Diyorlar ki ey Anadolu'ya gidiyoruz. O zaman ismini de Anadolu Ajansı çok koyabiliriz. Çok, çok iyi oldu hatırlattın. Bunu çok, Mustafa Kemal'e Ankara'ya geldikleri zaman Ankara'da Mustafa Kemal'le paylaşıyorlar. Ee, o da Anadolu isminin verilmesinde hem fikir yani onlar da akıllarından geçen birkaç isim ama Anadolu ismini de iletiyorlar ve böylece Anadolu Ajansı'nın kuruluşu da gerçekleşiyor. Peki bir de Cumhuriyet konuştuğumuzda bütün bu süreçleri anlattığına göre ve artık şunu da fark ettik ve öğreniyoruz ki o kadar zorlu bir süreç ki şimdi konuşmak çok kolay. Bu böyle adım 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 uygulanıyor. Peki lütfen söyler misin? Cumhuriyetin ilan edilme kararı. Yani bu 8 kişi tesadüfen mi bir araya geldi bu cumhuriyet 8 kişinin kafasından çıkan bir olgu mu? Ve işte o grup nasıl bir araya geldi? Aslında cumhuriyet evet ta baştan itibaren kongrelerden zaten söz ettim ki zaten orada belliydi. Ali Rıza Paşa mıydı Sadrazam? Ya evet. bunlar cumhuriyete gidecekler evet. diyen adam değil mi daha o tarihte? İyi güzel. Yani o 28 Ekim akşamını, o geceyi, o anı Şöyle bir özetlemeni rica etsem, hem Hadi. izleyiciler için sanıyorum ki günümüz açısından da çok önemli olacak bu. Ee, şunu da ilave edeyim, evet, çünkü kongrelerden söz ettik, onlar e, gerçekten bu cumhuriyete giden yoldaki kilometre taşları. Hı. E, meclis zaten e, cumhuriyetin gayri resmi ilanı e, ya da ülkenin gayri resmi olarak aslında Cumhuriyet rejimiyle tanıştırılması meselesi. Yani uygulama Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte. Ee, er Sivas için gittiğinde, Sivas Kongresi'ne gittiğinde çıkardığı gazetenin ismi İrade-i Milliye. Hı -hı. Ee, ve bu gazeteyi Ankara'ya getirmek istiyor. Ancak e, Sivas halkı, milli mücadelenin bir hatırası olarak onun burada çıkmaya devam etmesini istiyorlar. O, o, nedenle iradeyi i Milliye bıraktı orada ve Ankara'ya gelince çıkardığı gazetenin adı Hakimiyet Milliye. Bu silahlı birimi oluşturacak, silahlı kuvvetleri oluşturacak kişilerin adı Kuvayi Milliye. Bu Erzurum Kongresi ile adı konulan ve e, hayata geçirilecek olan e, yol haritamızın adı Misak-ı Milliye. Hı hı. Yani Büyük Millet Meclisi. Şimdi dolayısıyla da e, bu gazetelerin isimlerine de dikkat etmek gerekiyor. Yani Mustafa Kemal Cumhuriyeti kodluyor gazeteler vasıtasıyla da. Çünkü dünyanın her yerinde millet iradesi, milletin hakimiyeti, milli kuvvetler, büyük millet meclisi egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir dediğiniz şey sizi cumhuriyete çıkarır. Bu böyledir. O yüzden Mustafa Kemal 28 Ekim gecesi yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz da. Ee, Takılanlar olabiliyor. Onun için soruyorum, soruyorum <laughs> yani bunu... ki, şu böyle bir yüzüncü yılında ya şu işi tartışıyorsanız bir dakika ne olur, şunu bir gerisine bir evet. bakınız, lütfen bir bakınız. Onun için Tülay Hocanın burada konuklu olması değerli ve anlamlı. Nedenini de söyleyeyim, Yeditepe Üniversitesi'nde hala ismi öyle mi? Atatürk Şürük ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürü mü başkanı mı? Atatürk şey, İlkeleri değil. ve İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürüyüm. müdürü. Müdür, ha yaşa. Şimdi şeyden sonra Paşa'dan sonra ne oldu ne bitti. Çünkü hani kaç yıldır da uzamıyor üniversiteden evet. onun için oradaki değişiklikler nasıl oldu. İşte o nedenle Tülay Hoca'nın anlattıkları bütün bunlar değerli. Düşününüz o bölümün müdürü ve yıllardır işte bu Türk Devrim Tarihi dersini işte birlikte de anlattık. Sağ olsun var olsun. Onun için önemliydi bunu ifade etmek. Peki yani o 28 Ekim gecesi bu, o grup nasıl bir araya geldi? Ya bunu sadece ilan, ilan gününe karar verme toplantısıdır o. Yani cumhuriyeti ilan etme kararı değildir o. Hı. Cumhuriyetin ilan gününe karar Bravo. Ver <laughs> çok yaşıyorsun. Ya, çok yaş İşte Yani şu ince ayrım bir fark edebilseler sanıyorlar ki işte sen de izliyorsun uzun yıllardır bir grup benim aklım almıyor zaten. Cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı, bu devrimlerin düşmanlığı. Bunu aklım almıyor. Hem buranın vatandaşı olacaksın. Yani seni ümmetten millete dönüştürmüş olacak. Kuldan vatandaşlığa ulaştırmış olacak. Okul meselesine ne kadar yanlış düşünüyorlar. Ve hala buna düşmanlık. Bak Tülay Hoca baştan beri ne anlatıyor? Yahu diyor ki bak kongreler bu zaten götürüyor bunun fikri. Aslında kronolojik olarak baktığımız zaman Mustafa Kemal'de Cumhuriyet'in ilk ifadesi değil mi? Yıl 1908 Şam'dadır. Değil mi? Ondan sonra ikinci ifadesi 31 Mart sonrası olmuş 1909 Feriye'dedir. Feriye Sarayı'nda o kalabalığın içinde söyler bundan sonra Cumhuriyet olacak. Üçüncü defa dile getirişi 1913. Sofya'da ateşemil şu fotoğrafı ne çok severim biliyor musun? Şunu geçti. 1913 ateşe militer olarak giderken sirkeci otogarı şey otogar nereden çıktı tren garında Asım Gündüzler'e falan söyler. E ondan sonraki süre demek ki bu cumhuriyet fikri kronolojik olarak da takip ettiğimizde o kuşak da zaten var. var. Bir de bu adamlar neyi görüyor şu kuşak? Arkadaşlar imparatorluk çöküyor artık bitiyor tarihten çekilip gidiyor. Dünya başka da bir yere gidiyor. Yoksa şu büyük adam kendisi monark olmayı bilmez miydi ya? Değil mi halifelik test. Halife sen ol demediler mi dediler? Sen padişah ol demediler mi dediler? Adam bütün bunları kabul etmedi. Cumhur'a reis olmayı kabul etti. Lütfen evet. o zaman şu bunun ertesi gün meclise indiriliş kısmında lütfen bir anlatır mısın? Şu hemen bir, Rica bir anekdot edeyim. başka bir anekdotu ıı, hatırlatıyor. Ee, şimdi siz konuşurken böyle bir anda gözümün önünde canlandı. Harbi okuldan mezun olduktan sonra e, malum işte dergi çıkardılar, gazete şey gazete çıkardılar. E, tutuklanmadılar. Hadi bıraktılar. Tamam bir daha yapmayın dediler falan ama mezun olduktan sonra aslında bunu affetmedikleri ortaya çıktı. Hı -hı. Yani hani teamüllerin dışında Mustafa Kemal e, Makedonya'ya gitmeyi beklerken e, Suriye'ye gönderildi. Şam'a Stanisli. sürgüne gönderildi. Şam'a sürgüne gönderildi. Şimdi Yafa'da bir şeyi var onun Mustafa Kemal'in. Müfit Özdeşle, ee, ben onu çok şey yapıyorum. Kırs şehirli Özdeş. Evet, Kırşehirli Müfit Özdeşle ee, Özdeş çok beğeniyorum o yaklaşımı ifadesini. Ee, orada işte birçok olay yaşanıyor, ee, birçok problem var vesaire ve en sonunda Müfit Bey e, diyor ki Mustafa Kemal'e işte bu isyancılar diyor, bunlar şey getirdiler, para getirdiler diyor, İşte altın getirdiler hı hı. bana diyor. Yaşa. Yani ...gözümüzü kapatmamız karşılığında... ...ikimizin ses çıkarmaması karşılığında... ...çünkü kuvvet hareket ediyor ama... ...Mustafa Kemal'le Malum Hüfit Bey'e... ...haber vermiyorlar yani... E, ...sonra gidip anlattığı zaman ya... ...bizim de içerisinde bulunduğumuz bu ordu... ...bir harekete geçmiş de bizim haberimiz yok... ...dediklerinde e, diyor ya... ...onlar işte hem önceki komutan... ...daha sonra işte daha yüksek bir... E, ...komutan... E, ...siz stajyersiniz yani size şey yok... ...ihtiyaç yok, gerek yok... E, ...gelmeniz gerekmiyor gibi ama... Biniyorlar bir ata gidiyorlar ikisi de yani birlikte gidiyorlar. İşte orada e, şeyler var, e, ortalık karma karışık, da büyük bir kaos var. Devlet hakimiyetini kaybetmiş falan. Orada işte Müfit Bey geliyor Mustafa Kemal'e diyor ki bana diyor para getirdiler bunlar diyor para vermeye kalktılar diyor altın getirdiler. Ondan sonra ben dedim ki diyor ben e, tam böyle anlatırken diyor ki Mustafa Kemal sakın ha almadın değil mi diyor almadın değil mi diyor almadım diyor. Müfit diyor, bugünün mü adamı olmak istiyorsun, yarının mı adamı olmak istiyorsun? Şimdi bakın, Mustafa Kemal daha sonraki süreçte de Trabzonskalp'e gönderildiğinde de, savaş değil sonrasında yani meşrutiyet öncesine bir Trabzonskalp'e gittiğinde de orada işte isyanlar, hareketler bilmem şunlar bunlar karşı karşıya, orada da mesela bir cümlesi var, ben namuslu adamım der. Onun için... Şimdi Mustafa Kemal'in özellikleri başka ve bu biz Mustafa Kemal'i anlatırken, onu tanımlarken bütün o hani çocukluğundan itibaren karakteristik özelliği haline gelmiş olan şeylerini tanımlarken, onun düşünce dünyasında bu fikirlerin ne kadar eski olduğunu söylerken oturup bunları biz masa, masa başında Mustafa Kemal'i çok sevdiğimiz için söylemiyoruz. Bunlar gerçek olduğu için söylüyoruz. Yani dolayısıyla da Mustafa Kemal için Cumhuriyet 29 Ekim işte öncesinde malum Fethi Okyar hükümetinin istifa etmesi var, meclis içerisinde zaten başından beri var olan bir muhalefet var, o muhaliflerin bir takım çalışmaları var, hareketleri var, o var bu var yani Mutlaka böylesine büyük bir değişimin karşısında birileri muhalif olarak duracaklar. Yani o, onu çok da şaşırarak da karşılamamak hmm. gerekiyor gerçekten. Ama Mustafa Kemal o gün düşündüğünü, yani ta 20. yüzyılın başlarında düşündüğünü, yarının adamı olmak ama bunu namuslu bir adam olarak yapmayı e, uzun bir yolda, ama adım adım ama yavaş yavaş ama her söylediğinin içine müthiş bir şekilde doldurarak ve tamamen Türk toplumuyla örtüştüğünü bildiği için bunda da tabii anahtar kelime halkı çok iyi tanıyor olması. İnanılmaz bir şekilde Türk halkını tanıyor. Ona yabancı değil. Onunla ne yapıp ne yapamayacağını çok iyi bildiği için. Yani Mustafa Kemal 28 Ekim gecesi Türk halkıyla beraber artık Cumhuriyeti ilan edebileceğini Biliyordu. O yüzden o kafasında kurduğu, yaptığı eyleme döktüğü, adım adım uyguladığı şeyi sadece o gün içerisinde hı hı. hayata geçirecek. Yaptığı şey budur. Şimdi neden 28 Ekim'e bu kadar takılıyorlar? Çünkü tarih bilmiyorlar. Lütfen rica edeyim. Tarih bilmiyorlar. Hı hı. Yani e, eğer geriye doğru bakarsak olayları geçmişten sebep ve sonuç olarak e, anlamayı çünkü tarih bu bilinci bize sunan müthiş bir olaydır. Sonuç üzerinden hareket edince kaçırıyorsunuz, doğru analiz yapamıyorsunuz o zaman. Gerçekten uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Ama olayı, sonucu, sebebiyle birlikte e, anlamaya çalışırsanız, o zaman gerçek bilgi, sağlam e, bilgi karşınıza çıkıyor. Yani biz cumhuriyete bakıyoruz, diyoruz ki cumhuriyet 29 Ekim günü ilan edilmiştir. Yanlış baktığımız nokta orası. Bu tarihi bir olaydır. 29 Ekim 1923 ilan günüdür. Ama siz buradan geriye bakmayı bilmiyorsanız bu sizin tarih bilginizin ya da tarih bilincinizin zayıflığı anlamına geliyor ki e, bu da sizi e, cumhuriyetin arka planını anlamaktan ve o cumhuriyetin mimarı olan bu büyük insanı tanımaktan uzaklaştırıyor. Evet. Bir de cumhuriyete giden yolda yani son artık ilan karar sürecinde mecliste bakanlar kurulunun nasıl teşkil edildiğini o seçimde o bakanların teşkilinde ne kadar büyük sorunlarla karşılaşıldığını bilmiyorsan ya da onu fark etmiyorsan söylediğin son derece doğru. Geri dönüp tarihe bakmıyor, ona başvurmuyorsan, böyle da gelişmelere bakmıyorsan, tabii o zaman kuru kuruya kalkıp laf edersin. işte 8 kişinin kurduğu Cumhuriyet gibi Anlamsız, gereksiz ve kendinin vatandaşın olduğu vatandaş kimliğine büründüğün bu cumhuriyeti senin kendini itibarsız kılmaya çalışıyorsun. Bundan daha anlamsız bir husus yok. Demek ki buradaki esas olan, hep, hepimizin kulağında küpe olsun, asıl olan bilgi, doğru bilgi. Bunu bilgi edindiğiniz zaman bütün bunların sonucunda bir yere varacağız. Doğru hedefe gideceğiz ve şu olağanüstü, özverili kadronun amaç hedeflerine işte ulaşmış olacağız. Peki şimdi bizim devrimimizin kendi ifadesiyle en önemlisi de mi kültür devrimi diye ifade ediyoruz. Lütfen şunu bir değerlendirmesini yapar mısın bizim için? Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu ve Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu. Bunların temel amaçları neydi? Bunun bize bir yararı oldu mu, olmadı mı? Ve özellikle de tabii bir öğretmen olarak da rica ediyorum. Bu dil devriminin anlamı ne? Mustafa Kemal'in ...vasiyetine iyi bakmak gerekiyor. Hı -hı. Ee, bu tarih ve dil alanında yapılan çalışmaların... E, ...bence anlaşılmasının... ...ne kadar önemli olduğunun e, ...kavranabilmesini sağlayan en önemli şey. Çünkü Mustafa Kemal... E, ...bu toplumun her... ...bir problemli noktasına dokundu. Yani bir cumhuriyet rejimi... E, ...ama bir cumhuriyet vatandaşı yetiştirmek. Yani bunun gereği olan her şey... Mustafa Kemal oturup Medeni Bilgiler kitabını da yazdırdı. Yani bunu bile yapmak durumunda kaldı. Çünkü birilerinin sonuç itibariyle bu topluma işte askerliğin ne olduğunu, verginin ne olduğunu, belediyenin ne olduğunu, belediye seçiminin ne olduğunu anlatması, söylemesi gerekiyordu. Onun için her şey yapıldı, her şeyi yaptı. Yani eğitim, sağlık, demin sözünü ettiğimiz imar, sanayileşme. Toplumun her bir noktasına bir el değdi. Çünkü buna ihtiyaç vardı. Bu boşluğun kapatılması gerekiyordu. Yeni bir rejim ve bu rejimin gerektirdiği nitelikte vatandaş yetiştirilmesi şarttı. Şimdi ancak Mustafa Kemal'in vasiyetinde yer alan yalnızca iki kurum var. Bir tanesi tarih, bir tanesi dil kurumu. Bence en güzel cevabı vasiyetinde bu iki kuruma yer vermek suretiyle yani onları Mustafa Kemal bir şekilde garanti altına alma ihtiyacı hissetti çünkü tarih ve dil toplumun omurgası hı hı. yani onsuz bir toplum inşa etmeye çalıştığınız zaman sayısal bir çoğunluk ve bir yığından söz edebiliyorsunuz ama işin içerisine tarih ve dil girdiği zaman o toplumun ...sahip olduğu kimlik anlatılmaya başlanıyor. Yani tarih ve dil o toplumu toplum yapan en önemli iki enstrüman. Onlar olmadan olamaz. Çünkü şöyle düşünün, şimdi her birimiz kişi olarak kendi aile geçmişimizi merak ederiz. İşte yakın zamanda hani bu aile şecerelerine erişim hı hı. E devlet üzerinden mümkün oldu ben bunu merak etmiyorum, bakmayacağım, dönmeyeceğim diyen insan sayısı yani yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü herkes kendi geçmişini merak eder. Bir kişi kendi ailesinin geçmişini, o nereden geldiğini ve bütün bu, bugününe kadar o aile öyküsünün ne olduğunu öğrenme konusuna bu kadar hevesli ve meraklıyken bir toplumun nereden geldiğini ve yürürken nerelerde ne inşa ettiğini neleri ortaya çıkardığını yani kendisini kendisi yapan bütün o özellikleri e, anlamamaya çalışmasını, öğrenmemeye çalışmasını bu bunu beklememek lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Bizim en çok karşı karşıya kaldığımız e, iddiaların da yanıtı tarih ve dilde. Hı hı. Çünkü İngilizler Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra özellikle çok daha cüretkar bir halde bunları ifade ettiler. Ya da daha yeriden de alabilirim. Ee, neden bu ülkenin adını e, şark meselesi olarak koyuyorlar? Neden literatüre şark meselesi olarak geçiyoruz? Bizim bir sorun olarak tanımlama ihtiyacı hissettiler. Yani siz bir sorunsunuz. Bu sorun öyle büyük bir sorunsunuz ki e, bu sorunu ortadan kaldırmak, bu devletin ortadan kaldırılması ile ancak çözülebilir. Bu sorunsunuz sadece. Şimdi neden adınızı hasta adam olarak koyuyorlar? Çünkü sizi hasta olarak tanımlarsa sizi öldürme hamlesinde bulunması da o kadar meşru bir hale gelecek. Şimdi bunlar 1914'te birinci Dünya Savaşı' ile birlikte ortaya çıkmadı. Bunlar çok daha önceden vardı. Yani kendi halklarını işleye işleye, onlara bizim bir sorun olduğumuzu, hasta olduğumuzu naklede naklede Mondros mütarekesine gördüğümüz küstah İngiliz'e, küstah Fransız'a, küstah İtalyan'a dönüştüler. Bunu zaten yapıyorlardı ama artık rövanşı aldıklarını düşündükleri için. Şimdi bakın nasıl oluyor da bir İngiliz kalkıp sizin için sizi tanımlarken dünyada hiçbir ulus yoktur ki Türkler oraya girdikten sonra kültürü aşağı düşmemiş olsun diyebiliyor. Bu onu söyleyebilir. Ancak sizin buna yanıt verme e, yolunuz tarih üzerinden olabilir, hı hı. dil üzerinden olabilir. Yani siz arkeolojik kazı yapmazsanız, siz bulgularınızı sergileyecek müzeler açmazsanız, bu açtığınız işte müzelerdeki ya da yaptığınız kazılardaki çalışmalardaki ee, bu yeni bulguları sizi siz yapan, sizin yaşadığınız coğrafyayı anlamanızı e, kolaylaştıran hangi kültürleri yarattığınızı hangi uygarlıklara katkıda bulunduğunuzu gösterecek bu çalışmaları yapacaksınız ki hatta sadece yapmakla kalmayacaksınız, sergilemekle kalmayacaksınız bunları bir de yayına dökeceksiniz, anlatacaksınız ki o insanlar asla ve kata böyle konuşamasınlar. Şimdi tarih arkeolojiden destek alır, tarih ekonomiden destek alır, tarih bütün sosyal beşeri bilimlerden destek alır, toplum psikolojisinden destek alır. Birçok şeyden ve bütün bu yardımların arkasında, bütün bu çalışmaların arkasında sizin kim olduğunuzu anlatır. Şimdi siz kendinizin kim olduğunu bilmezseniz bunu dünyaya anlatmanız mümkün olmayacağı gibi işte sizinle ilgili bu tarz imajlar ve bu tarz karalama kampanyalarının karşısında da siz kendinizin ne olduğunu tarih ve dilden yoksunsanız bilemeyeceğiniz için kuvvetli bir şekilde durmanız söz konusu olamaz. Gerçekten topluma omurgayı sağlayan yani ulus bilincini sağlayan iki çok önemli enstrüman. Şimdi tarih ne kadar önemli ve kıymetli ise onu bütünleyen diğer şey dil. Yani e, dil üzerinden araştıracaksınız, dil üzerinden geçmişinize vakıf bir yere geleceksiniz. Yani biz sadece hani Osmanlı e, dönemi içerisinde dilimize girmiş olan Arapça, Farsça kelimelerin yoğun olduğu süreci belki hatırlıyoruz ama e, e, biz Karacaoğlan'ı da biliyoruz. Biz diğerlerini de biliyoruz. Yani hani Ziya Gökalp vesaire bunlar bu kadar e, e, hızlı bir şekilde ve uzunca bir süre açıkçası bu dil meselesiyle ilgili tartışmalar yapılırken hep bir şekilde şeye gidiyoruz yani bir İstanbul Türkçesine ihtiyaç var. Hani bunu yaygınlaştırmaya ihtiyaç var. Dilden bunu atmaya ihtiyaç var. Şimdi siz eğer dilinizi Türkçe olarak tanımlamak istiyorsanız o zaman dildeki Türkçe unsurların orada bulunmasına izin vermeyeceksiniz. Dilinizce Arapça, Farsça kelimeler bu kadar yoğun olarak durursa o zaman siz Türkçe ile kendinizi ifade edemezsiniz. Türkçe ile kendinizi ifade edememeniz de ulus olmanızı engeller. Çok teşekkürler. Şimdi bu, programa katıldığın, bizle birlikte olduğun için çok teşekkür ediyorum. Programı sonlandırırken, yüzün, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşıyor olmamızın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum kendi adımıza. Peki şu programı noktalarken bütün bu anlattıklarının ışığında ve dışında vermek istediğin bir cumhuriyet kadını olarak ve bir öğretmen olarak vermek istediğin mesajı izleyicilerimizle buluştur. ...senle veda edelim... ...senle Allah asmalık demiş olalım. İyi Bir kere ben e, bütün izleyicilerimizin... ...yüzüncü e, yılını... ...cumhuriyetimizin yüzüncü yılını... ...yaşadığımız için... ...şükranla ve minnetle... E, ...bir taraftan e, herkesin... ...yüzüncü yılını kutlamak istiyorum. E, şanslıyız. Çünkü... ...gerçekten insanoğlunun... ...keşfettiği... ...şimdiye kadar kendisine en uygun olduğunu düşündüğü ve zamansız olarak kabul edilen bir rejimin vatandaşlarıyız. Şanslıyız çünkü bu bize hazır olarak geldi. Cumhuriyet Türk toplumu için bir armağan. Şanslıyız çünkü bu rejimi çok az insan belki hayal ederken bunun kesinlikle yapılabileceğini düşünen bir ideal olarak buna sıkı sıkıya sarılan bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen ilk günden itibaren bunu söyleyen e, Cumhuriyet'in ilanıyla da bu karakterinin bu başından itibaren düşündüğü fikrin e, artık Türk toplumuna bir rejim olarak e, bahşedilmesini sağlayan e, Türk toplumunu bu rejimle tanıştırmayı mümkün kılan Mustafa Kemal'e sahibiz. Onun için bence 100. yılda Mustafa Kemal'i yeniden e, okumak, Mustafa Kemal'i yeniden okuyarak Mustafa Kemal'le ilgili bilgi edinmek, Mustafa Kemal'i anlamak e, daha e, iyi olur, çok daha fazla olur diye umut etmek istiyorum. Çünkü Mustafa Kemal'i tanımladığınız her şey size bu müthiş rejimi anlatıyor. Teşekkürler. efendim. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tülay Alim Baran'la birlikteydik. Müsaade ederseniz sizin adınıza da kendi adıma da teşekkür ederken Atatürk'ün bir cümlesiyle bitirmek isterim. Ne diyor Ben size dogma değil bilim ve akıl bırakıyorum. İşte bu ışıkta yürümemiz şarttır, hayatidir. Tekrar tekrar teşekkürler, ayaklarına sağlık. Hem birlikte olduk evet. uzun bir süre sonra <laughs> çok keyifli oldu. Çok, çok, ederim. Benim çok için teşekkür de öyle. ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, ikinci bir yüzyıla ülkenin sağlıklı gitmesi dileğiyle.